Bugün sizinle 0-1 yaş çocuğunda sosyal duygusal gelişim konusunu işleyeceğiz. Sosyal duygusal gelişim. Bebekler yaşamlarının ilk haftalarında iki önemli mücadelenin içerisine girer. Bunlardan biri sesleri, kokuları, görüntü ve tatlarıyla henüz kendisi için yeni olan çevrenin içinde kaybolmadan kendi içsel dengesini sağlamak. Diğeri ise bütün bu yenilikleri barındıran insan doğasına olan özel ilgisidir. Bu iki durum birlikte işler ve birbirini destekler. Bebeklerin biyolojik ve ruhsal gereksinimleri arasında sınır çizmek olanaksızdır. Bebeğin biyolojik gereksinimleri karşılandığında, örneğin acıktığında beslenir, temiz ve sıcak ortamda sevgi gösterilerek bakılırsa bundan haz duyar veya aksi takdirde acı duyar, gerginlik yaşar. Annenin bebeğiyle arasındaki ilişki açık ve hazır olduğunda duygusal olarak bebeğine eşlik edebildiği, onunla dengeli ve doygun bir birliktelik oluşturabildiği, anne bebek ikilisinde bebeğin iyi olma, kendini iyi hissetme duygusu gelişir. Zaman içerisinde hareketler bebek için yetersizleşmeye başlar ve bu noktada bebek çevresindeki insanlarla etkileşim içerisine girer. Onların ilgisini çekmek için eline bir nesne alabilir, onu sallayabilir veya kendisi sesler çıkarabilir. Zaman içerisinde dünyadaki sistemin sebep-sonuç ilişkisi üzerine kurulduğunu keşfeder ve böylece duygularını ifade etmeye başlar. Bebek bu dönemde geliştikçe Etrafındaki karmaşık sosyal davranışsal ve duyusal olaylara karşı nasıl tepki vereceği konusunda oldukça etkili bir yeteneğe sahip olur. Niyetini ve isteklerini ifade etme konusunda da beceriler geliştirir. Bebek çevresini deneyimledikçe farklı davranış biçimleri geliştirmeye başlar. Bebeğin duyguları üzerinde hem anne babanın hem çevresinde onunla ilgilenen insanların ve algı kapasitesinin rolü büyüktür. Bu noktada anne babaya düşen görev bebeğine tüm bu karmaşık duyguları nasıl organize edeceğini ona model olarak göstermesidir. Sosyal duygusal gelişimin aylara göre özellikleri 0 aylık bebek Sosyal gülümseme göstermeye başlar ve bu davranışın zaman içerisinde daha da sıklaşır. Karşılıklı göz temasıyla anne bebek bağı kurulur. Güven duygusu oluşmaya başlar. Dokunmak ve göz teması kurmaya başlar. Bir aylık bebek. Kucağa alınıp dokunulduğunda sakinleşir. Sosyal bir gülümseme olmasa da gülümseme başlar. İki aylık bebek. Ağlamadan Farklı sesler çıkararak anne baba ile iletişim kurmaya başlar. Onu kucağında tutan, emziren, besleyen, ihtiyaçları karşılayan kişiyle göz teması kurabilir. İnsan yüzlerine, özellikle annenin yüzüne, insan seslerine, özellikle annenin sesine ilgi duyar. Kendisiyle iletişim kurulduğunda, ilgilenildiğinde sesler çıkararak karşılık verir, gülümser oyuncaklar veya olaylar üzerinde kontrol sağlayabilmesinden dolayı duyduğu zevki yansıtmaya başlar. Öfke ve üzüntü de bu aylarda ortaya çıkar. 3 aylık bebek uzun süre göz teması kurabilir. Gülümseyene gülümser. İnsan yüzleri kendisine yaklaşınca heyecanlanır. Tanıdığı birisini veya annesinin yüzünü gördüğünde memnuniyeti, neşe ya da heyecana dönüşür. Oynadığı oyunlarda ilgisini çeken şeyler onda sürpriz duygusu uyandırmaya başlar. 4 aylık bebek göz teması kurduğu insanları izleyebilir. Bebek baba ve bakıcı gibi yakınlarının, özellikle annenin yüzünü tanıdığın izlenimi verir. Annesini görünce coşkuyla gülümser. 5 aylık bebek Ona dokunulması, masaj yapılması hoşuna gider. Ağlarken, anne babanın sesini duyduğunda sakinleşir. CE oyunu oynayabilir. Anne babasının yüzünü yabancıların yüzünden ayırt etmeye başlar. Yabancıları gördüğünde irkilmeye, huzursuzlaşmaya başlar. 6 aylık bebek Elini aldığı oyuncakları yere atabilir. Attığı oyuncağı birisinin almasını ister gibi bakmaya başlayabilir. Birincil duygulardan daha spesifik duygular açığa çıkar. 7 aylık bebek. Yalnız kalmaktan hoşlanmaz. Tanıdığı kişilerle oyun oynamaktan mutlu olur. Yabancılara çekingen davranmaya başlar etrafında çocuklar olması hoşuna gider. Yanındaki yetişkinler konuşurken farklı sesler çıkararak ilgiyi üstüne çekmeye çalışır. İlgi gördüğünde sevinir. Alkış almak ister, bazen kendini alkışlar. En büyük sosyal gülümsemelerini ona tanıdık gelen en yakınları için saklar. 8 aylık bebek. Yanına çocuklar yaklaştığında heyecanlanmaya, hareketlenmeye başlayabilir. Tanıdığı birini gördüğünde gülümser. Yabancılardan korkabilir. Elindeki oyuncağı vermek istemeyebilir, alındığında ağlar. Engellendiğinde tepki gösterir. Duygularını yüz ifadeleriyle belli eder ve karşısındakinin duygularını anlayabilir. Ayrılmalar sırasında tepki verir. Dikkat çekmek için bağırır. 10 aylık bebek. Alkışlanmak hoşuna gider. Son aylarda başlamış olan yabancı çekinme davranışı bu ayda da devam eder. Bazı oyuncaklarını diğerlerine tercih etmeye başlar. Parkta, bahçede oynarken yanına çocukların gelmesi hoşuna gider. Sosyal referansı kullanabilir hale gelir. 11 aylık bebek. Çıkardığı seslerle ve yaptığı hareketlerle istediğini belirtebilir. Anne babasının el çırpma gibi hareketlerini tekrar eder. Sürekli ilgi bekler. İsteğini ağlamadan ifade edebilir. 12 aylık bebek. Henüz diğer çocuklarla beraber oynamasa da birlikte vakit geçirmeye hazırdır. Kısa sürelerde anneden ayrılabilir sürekli ilgi ister, ilgi kaybına uğradığında mutsuz olur. Çocuğunuzun sosyal duygusal gelişimini destekleyebilmeniz için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar. Her türlü iletişiminizde çocuğunuz ile göz göze olmaya özen gösterin. Çocuğunuzla iletişim kurarken biraz eğilerek Onunla aynı hizada olmaya çalışın. Zaman zaman ona seni seviyorum deyin. Çocuğunuza ismiyle hitap edin. Çocuğunuza değer verdiğinizi ve onun sizin için çok önemli olduğunu her zaman hissettirin. Her ne olursa olsun, çocuğunuz yaramazlık da yapsa onu çok sevdiğinizi hissettirin. Çocuğunuzu her türlü konuşmasında dinleyin. Onu ve duygularını anlamaya çalışın. Kendisine ve etrafa zarar vermediği sürece çocuğunuzu engellemeyin. Rahat oynamasını, hareket etmesini, yapmak istediklerini gerçekleştirmesini sağlayın. Çocuğunuzu her türlü konuşmasını dinleyin. Onu ve duygularını anlamaya çalışın. Çocuğunuzun Beslenme, uyku, temizlik, güvenlik, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını zamanında karşılayın, ertelemeyin. Çocuğunuz küçük ise her ağlayışında kucağınıza alın ve her istediğinde beslenmesini sağlayın. Zaman zaman onunla duygudaş olduğunuzu hissettirin. Ben de senin yaşındayken bunu ya merak etmiştim. Ben de düştüğümde üzülmüştüm, canım yanmıştı ama şimdi geçti gibi. Kendinize, güveninize, diğerleriyle olan iletişim ve etkileşiminizi yaşadığınız duyguları çocuğunuz anlamlandırmasa da olumlu ya da olumsuz olarak algılar ve hisseder. Bu nedenle kendinize güvenin, diğer bireylere ve çocuğunuza olumlu duygularla, davranışlarla yaklaşın. Çocuğunuza gerekli durumlarda yardımcı olun. Ancak birçok şeyi onun kendisini yapmasına da fırsat verin. Çocuğunuza yapabileceği sorumluluklar verin. Çocuğunuzla ilgili anne ya da baba olarak ortak sorumluluklar alın. Çocuğunuzun anne ya da babanın her türlü işi yapabildiğini ve her türlü durum için sorumluluklar alabildiğini gözlemlemesine ve size bağlılık geliştirmesine olanak sağlayın. Çocuğunuzun akraba, komşu çocukları, arkadaşları ile sık sık bir araya gelerek oynamalarını sağlayın. Çocuğunuzu kadın, erkek çocuk, her kim olursa olsun çok iyi tanımadığınız kişilerle yalnız bırakmayın. Onlara emanet etmeyin. Çocuğunuza temel ihtiyaçları dışında da zaman ayırın. Onunla her gün sohbet etmek, kitap okumak, oyun oynamak için özel olarak zaman ayırın. Çocuğunuza hayır dediğiniz durumlarda kısaca onun anlayabileceği şekilde bunun nedenini açıklayın. Çocuğunuz sıkıntılı ise, ağlıyor ise arkadaşlarıyla çatışıyor ya da yeterli iletişim kuramıyor ise onun duygularını anlamaya çalışın. Dinleyin. Sorunun çözülebilmesi için sözel ve davranışsal olarak ipuçları vererek baş etme stratejilerini, yöntemlerini geliştirmesine yardımcı olun. Çocuklar olumlu davranışları kısa sürede gerçekleştiremeyebilirler. Olumsuz davranışları da denerler. Sabırlı olun güvensizliğe düşmeyin. Küçük başarılarında bile abartıya kaçmadan onu övün. Övgülerinizin güzellik gibi dış görünüşe yönelik olmamasına, davranışlarına yönelik olmasına özen gösterin. Çocuğunuzun yapmasını istediğiniz her türlü iyi davranışta örnek olun. Çocuğunuza karşı kararlı ve istikrarlı davranın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.